Ford Focus Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomda eleme config programını bilgisayarına kuramayan arkadaşların yaşamış olduğu sıkıntıları giderme amaçlı olarak bu videoyu hazırlamak istedim. Genelde Windows 7'den ziyade Windows 10 kullanan arkadaşlarımız var. Öncelikli olarak Windows 10'da eleme config programını kurabilmek için Windows 10 sürücü imzası olmayan programların kullanılmasını kendi sistem içerisinde engelliyor. Bu nedenle öncelikli olarak bunu kaldıracağız. Ayarlar menüsüne giriyoruz. Güncelleştirme ve güvenlik bölümüne giriyoruz. Burada kurtarma bölümüne giriyoruz. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Sorun gider'e tıklıyoruz. Burada gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz. Başlangıç ayarlarına tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sayfa açılıyor. Yeniden başlata tıklıyoruz. Ve burada bakın görüyorsunuz 7 numaralı bölümde sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırak diyor. Klavyesindeki 7 numaralı tuşa basıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlıyor. Arkadaşlar daha önceden videosunu yüklemiş olduğum Ford Focus LM327 için yapılacak ayarlar videosu var. Bu videoya giriyoruz. Eleme config için indirme linki bıraktım. Bu linki tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eleme config rar indir diyor. Dosyayı indire tıklıyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Masa üstüne alıyoruz. Eleme config rar WinZip programının doğru çalıştığından emin olun. Mouse'da sağ tıklıyoruz. Klasörü ayıkla diyoruz arkadaşlar. Klasörü ayıklandı. Şimdi eleme config'i açıyorum. CH340. Bu bir sürücü arkadaşlar. Şimdi bunu tıklıyoruz. Evet diyoruz. Şimdi bunu kurduk. Daha sonra runtime pack dosyası var. Bunu tıklıyoruz. Yes diyoruz. Ve bunu bilgisayarımıza kuruyoruz. OBD cihazımızı bilgisayarımızın USB portuna bağladıktan sonra bilgisayarımı sağ tıklayıp yönet tuşuna basıyoruz. Açılan pencereden aygıt yöneticisini tıklıyoruz. Bağlantı noktaları COM ve LPT diyor. Bunun üzerine sağ tıklayarak sürücüyü güncelleştir diyor. Bilgisayarımdaki sürücülere göz atlıyoruz arkadaşlar. Alt bölümde bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin listesinden seçmeme izin ver bölümüne tıklıyoruz. Disketi var diye bir bölüm var. Oraya tıklıyoruz. Biraz önce kurmuş olduğumuz sürücü programına gidebilmek için göz atlıyoruz. Burada masa üstünü tıklıyoruz. Masa üstünden biraz önce kurmuş olduğumuz eleme config programını tıklıyoruz. Burada CH340 dosyasını tıklıyoruz. 341 ser diyor. Bu dosyayı yani seçiyoruz. Aç tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sayfa daha açılıyor ve tamam diyoruz. USB serial CH340. İleri tuşuna basıyoruz. Windows sürücülerinizi başarıyla güncelleştirdi diyor. Kapat diyoruz. Diğer ayarları yapabilmek için sağ tıklıyoruz. Yönet tuşuna basıyoruz. Aygıt yöneticisine giriyoruz. Buna gene bunun üzerindeyken sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Daha sonra bağlantı noktası ayarlarına giriyoruz. Bağlantı noktası ayarlarında gelişmişe tıklıyoruz. Bu veri şara belleğini 2 yapıyoruz arkadaşlar. Com bağlantı noktası var. Biz com 3'e bağladık. Yani burada dikkat edin. Daha önce bir cihazın atandığı herhangi bir com bağlantısını seçmeyin. Boş bir com bağlantısını seçin. Tamam diyerek çıkıyoruz. Şu anda aracımıza taktığımız zaman çalışmasında herhangi bir problemin olmaması gerekiyor. Şimdi kurmuş olduğumuz eleme config dosyasına giriyoruz arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Dil İngilizce olacak. Driver VCP olacak. Bağlantı noktamız COM 3 zaten doğru. Focus 2 Cmax Kuga'da olacak arkadaşlar. Ve daha sonra Open port diyeceğiz. Eleme config programını bilgisayarımızın masa üstüne kurduk. Şimdi eleme config programını tekrar açıyorum. Alt bölümde adapter setup diyor. Şimdi buna tıkladık. Open port tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar şu anda cihazımızın bağlantı hızının 500 bin baht'ta olduğunu söylüyor. Gösteriyor bize. Eğer biz bu 500 bin baht hızını değiştirmek istiyorsak şurada kutucuya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela şurada 38.400 var. Bunu seçebiliriz. Bunu seçtikten sonra istediğimizde alttaki set tuşuna bastığımızda bize bir
Kutucukla soruyor. Bu hızı istiyor musunuz? Evet diyorum. Tamam diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yeni hız ayarlandı diyor. Auto Select dediği bundan sonra biz bu Auto Select'teki tık olduğu müddetçe biz OBD cihazını aracımıza bağladığımız zaman 38.400 hızla bağlanacağız. Ama bunu kapatır da buradan ayrı bir hız seçersek bu hızla da bağlanabiliriz. Ama otomatik hız seçili olduğu müddetçe bizim bağlantı hızımız arkadaşlar 38.400 olacak. Şimdi bu işlemi de yaptık. Programımızı kapatıyoruz. OBD cihazının da USB girişini çıkartıyoruz. Tekrar hatırlatayım. Aracınızda OBD cihazıyla herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman mutlaka surette laptopunuzun şarjının dolu olduğundan ve aracınızın akünüzün zayıf olmadığından emin olun arkadaşlar. Yoksa herhangi bir arıza meydana gelebilir. Evet, Ford Focus Garaj kanalından herkese iyi günler diliyorum. Hepinize kolay gelsin.